mücadelesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. 4. Murat'ı ülkek mantığıyla şiddetle yönettiği dönemde iktidar mücadelesi yaşanıyor. Annesi Gözlem Sultan ve eşi Ayşe Sultan'la yaşadığı iktidar mücadelesini anlatacağız arkadaşlar. En son sahnede ise Hazreti Kahve Çelebi ile Nevziat Çelebi'nin uçuş hikayesini sizler için sergileyeceğiz arkadaşlar. Biliyorum çok sabırsızlanıyorsunuz. Ben de çok uzatmayacağım. İyi şeyler diliyorum arkadaşlar. Hünkar, devletimizin betası için daha sizi beklemekte. 22 milyon kilometre kare toprak yönetilmek için sizi beklemekte. Ülkede sorunlar çoğalıyor efendim. Bir önce tahta geçip ülkeyi yönetmeye başlamalısınız. Ben devlet işleriyle ilgilen. Bana ne? Bana göre değil. Balıklarıma zaman ayırmak, kaplumbağalarımı oynamak benim için çok daha keyifli. Bu akşam bir yanına gelecek. İnanılmaz, güzel mi güzel, mükemmel bir fiziği var. Tam da size layık hünkârım. İstemiyorum, validem ben kimseyi. Çocuk sahibi olman lazım aslanım. Soyu senden devam edeceğini cümle alem görmedi. Görmedi ki tahtına göz dikemesinler. İsyanlar bastırılacaktı. O kadar. Sefer sırasında Firar'dan 25 yeniçeri yapın. Aslanlarım, yiğitlerim, herkes işitsin ve bilsin ki bu hainler Yeniçeri kullarının yüz karalarıdır. Er meydanından kaçmış, yoldaşlarına ihanet etmişlerdir. Bundan dolayı idamlarına hükmetti. Duruyor, gününü görecek, görecek. Padişahı is... Ağalar, deli olan birinci Mustafa'yı başınıza padişah ettiniz. Bu meczup devletin çöküşüne sebep olup ocağınızı söndürür. Kıyamete değin kurtulamazsınız bu pişmanlıktan. Gelin dönün bu hatadan. Burada benim gibi bir sultanınız dururken harap ettiniz değer mi bir ağalar? Seni padişah olarak kabul etmeyeceğiz. Lakin kadrine de rızamız yoktur. Bilmeden cefa ettiysem affedin. Gelin görün dünyanın halini. Daha dün sabah ciyan padişahıydım. Şimdi sefil kaldım. Malımın ve itibarımın haddi hesabı yokken ona çelik gücüm bile kalmadı. Olmaz öyle şey. Merhamet edin, halimden ibret alın. Bu dünya size de kalmaz. Afiyet Osman Çelebi! Afiyet! Birazdan Allah'ın izniyle divanımı toplayacağım. Her Yeniçeri kulum sadece bana sadık olacak. Bu çok... Batman İbn Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeniyim. Adım Osman, soyadım Orta. Öğrencilerimize hem onları eğlendirmek hem de tarih dersiyle ilgili bilgi vermek amacıyla Osmanlı tarihinden kesitler sunan bir tiyatro oyunu hazırladık. Beraber bunu sergiledik. 2019'da Zübeyde Hamkız Meslek'te görev yapıyordum. Orada öğrencilerle oynamıştım. Çok güzel dönütler aldık. Öğrencilerin okula bağlılığı arttı. Etkinlik olunca birbirleriyle arkadaşlıkları daha samimi oldu. Ekip çalışması yaparak, eğlenerek, heyecanla okula gelmeyi beklediler. Biz de bundan gurur duyduk. Ve öğrenciler bu oyunu oynarken hem o padişahın nasıl bir karakterde olduğunu, o dönemin şartlarını güzel bir şekilde öğreniyor. Haftalarca, yıllarca derse giriyorum. Anlattığım konular çok fazla belki bazen aktaramıyoruz. Öğrencinin o iş dünyasına giremiyoruz. Ama tiyatro oyununu sergileyince hiçbir şekilde konuyu anlatmadığım halde öğrenciler bu konuyu benden daha iyi öğrenebilecek seviyeye gelip bunları araştırmaya başlıyorlar. Bu gurur da bize yetiyor. Onu fark edip bugünü daha iyi anlıyorlar. Amacımız da onları daha çok kazanmak, daha çok emek vermek. Onlar için buradayız. Ne mutlu bize ki bunu yaptık, beraber başardık. İnşallah bizim amacımız bunu daha da ilerletmek, kültür merkezinde oynatmaktır. Böyle bir amacımız var. Arkadaşlarımıza da zaten burada bunu söyledim. Devam ettirip daha güzel bir oyun oynayacağız inşallah arkadaşlar. Yaklaşık 30'a yakın öğrenci görev aldı. Özellikle buradan 15 sınıfına özel bir parantez açıp teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca diğer sınıflardan da öğrencilerimiz var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ancak o sınıf bir ekip çalışması yaparak sahnede yer almayan, sahnenin arkasında emek harcayan, işte perdedir, arkada dekorudur, inanılmaz bir şekilde bize yardımcı oldular. Gerçekten ne kadar teşekkür etsem az kalıyor, eksik hissediyorum. Amacımız bu tiyatro oyununu daha da ilerletmek ve daha güzel bir oyun haline getirmek. Yani özellikle bu sene sonuna geldik. Seneye için hem oyunu biraz ayrıntılı hale getireceğiz. Daha çok dikkat çekecek. Daha çok komik sahneleri eklemeye çalışacağız. Ve bunu devam ettireceğiz. Özellikle bunu belirteyim. Öğrencilerim de burada beraber. Herhangi bir şekilde derslerden geri kalmadılar. Derslerden mahrum etmedik onları. Arkadaşlarımızla beraber öğle arası
gerekirse fedakarlık yaptılar. Yemek yemediler, geldiler bazı günler. Cumartesi hafta sonu çağırdım. Birçoğu katıldı. Yani onların emeği yadsınamaz. Onların sayesinde böyle bir güzel oyun oynadı. Yani ne kadar onlara teşekkür etsem az da gerçekten. Adım Narin Merve Özgün. 15 sınıfındayım. İbn Sina'da okuyorum. Oynadığımız tiyatro Osmanlı tarihi ile ilgiliydi. 1. Mustafa, 2. Osman ve 4. Murat padişahlarını hayatlarını işledik. Tahta çıkışları, hal ve tavırları ve tahttan inişlerini izledik. Bize tiyatromuzun tarih dersinde de gündelik hayatımıza da gayet faydaları oldu. Hem arkadaşlık ilişkilerimiz ilerledi hem de tarih dersimiz gayet ilerledi. Ben 2. Osman rolünü oynuyordum. Oynadığım rolde 2. Osman'ın hayatını öğrenmiş oldum. Tahta çıkışı, tahta indirilme sebepleri, yaptığı hataları, yani tarihimizi öğrenmiş oldum oynadığım rol sayesinde ve rol alan tüm arkadaşlarımızın tarih dersinde ve kendi tarihlerini öğrendiklerini düşünüyorum. Adım Abdülmecit Aktay, 9. sınıf öğrencisiyim. Bu güzel organizasyonu bize ayarladıkları için başta Osman Hocama ve okul yönetime teşekkürlerim sonsuz. Onun haricinde canlandığım karakter hakkında konuşacaksak, barbar ve zorbalıkla iktidara eline almış birisidir. Sert mizaçlı biri ve yönetimi kanla alan biridir ve bu rolü canlandırdığım için mutluyum. Ya tabii ki zaten bizim konumuz tarih. Tarih, yani size şöyle bir laf söyleyeyim. Geçmişini bilemeyen geleceğine yön veremez. Biz de tarihle alakalı merakımızı gideriyoruz. Bilmediğimiz padişahların hayatlarını öğreniyoruz ve bu bildiğimiz şeyleri bilmediğimiz kişilere de aktarmaya çalışıyoruz. 16. yüzyıldaki gelişen klişe ve değişik olayları gündemimize aldık. Başta 1. Mustafa, deli lakabıyla tanınan bir padişah, ondan sonra 2. Osman ve ondan sonra ben, yani 4. Murat. Yani genel bir yorum yapacaksam güzel bir oyun sergiledik. Seyirci de bunu beğendiyse ne mutlu bize. Ben Başak Kılıçarslan, 9A öğrencisiyim. Bugün okulumuzda çok güzel bir tiyatro oynandı ve tarihle ilgili. Zaten güzel oynandı, yani aşırı güzel oynandı. Arkadaşlar ilgimizi çekti vesaire ve akıcı bir şekilde oynandı. Bu bizi çok mutlu etti ve öğretmenlerimiz de ayrıyeten arkadaşlarımız da çok güzel ilgilendiler. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim hocalarıma. İnşallah bu tarz etkinliklerin devamı olur bizim okulumuzda ve öbür okullarda.